Gifkoanaliz.com'dan selamlar. Perşembe günkü Ankara yarış yorumlarıyla karşınızdayım. İki tane altılı ganyan bizleri bekliyor. İkincisiyle ilgili yorumlarımı paylaşarak beraber güzel bir netice almaya çalışacağız. Birçok ayakta ön planda olan atlar var. Yaptığımız analizlerle beraber iyi bir netice almaya çalışacağız ki ben biraz daha zoru tercih edip zorlu bir koşuda tek tercihle beraber iyi bir sonuç almaya çalışacağım. Umarım beraber de bunu başarırız. Ankara yorumlarımız hem YouTube kanalımızda hem de gifkoanaliz.com sitesinde aynı anda hiçbir değişiklik olmadan yayınlanacaktır. Kocaeli ile ilgili yorumlarım ise sadece sitemizde olacak. Alt taraftan videoyu beğenip yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca Twitter'da da bizi takip etmenizi önerebilirim ki burada da ara ara paylaşımlarla beraber zaman zaman aktifliğimizi arttırarak paylaşımlarda bulunduğumuzu söylemek isterim. Twitter, Facebook, Instagram sayfalarımızda takibe alabilirsiniz diyorum ve Ankara yorumlarına başlıyorum. Yedili plasaya baktığımızda burada öncelik 2 numaralı Panagia'da yedili plasa için tek olarak değerlendirebilirsiniz. Birinci adaya için çok net bir şey söyleyemiyorum. Şahsen ben kendim oynamayacağım ama çok mantıklı duruyor Panagia'nın kazanması. Büyük bir aksilik olmazsa da 2 numaralı Panagia yedili plasa için 2'yi bozmaz. Birinci adaya için de isteyenler tek olarak değerlendirebilirler. Altılık aynı yıkayana geldiğimizde burada aslında geçen pazar günü ilk ayakta tek atmıştım ve korkusuz bir şekilde güzel de bir netice almıştık. Tekimiz kazandı. Ya bugün de ilk ayakta tek atıp atmamak olsa da bayağı bir arada kalsam da en sonunda atmamaya karar verdim. Eğer yok ben ilk ayakta risk alacağım, Yerro Yamero diyeceğim diyorsanız 3 numaralı North Iron'ı farklı bir tek adı olarak değerlendirebilirsiniz. Çünkü North Iron son zamanlarda birçok kez main'den çıkmaya yaklaştı. Bir türlü çıkmayı başaramadı ama artık bence çıkabileceği tarzda hem grubu buldu hem şartlarla yine hem hazırlıkları çok iyi. Yani büyük bir aksilik yaşamazsa, 1-2 tane at kafamda soru işareti bırakmazsa ben de banko önerecektim ama 1-2 tane at kafamda soru işareti bıraktığı için alternatif bir tek adayı olarak 3 numaralı North Iron'ı öneriyorum. Ama rakip yazacaksak öncelik 2 numaralı Marca Deco'da. Marca Deco en son yarışta kısa bir aranın ardından koştu. Kısa bir aranın demeyeyim de yani 40 gün, 45 günlük bir aranın ardından koştu. Bayağı bir Gökhan Kocakaya tuttu. Yani viraj dönü tuttu, sonra bir yol aradı falan. Ama sonlardaki aksiyonları ve gelişi oldukça başarılıydı. Bugün daha hazır geleceği yarışta eğer North Iron birazcık eksik koşarsa ben 2 numaralı Marca Deco'nun devreye girip yarışı kazanan isim olabileceğini düşünüyorum. Daha sonra 6 numaralı Solido Hermanos, 7 numaralı Tom Hagen ki Tom Hagen'a baktığımızda ilk yarışta beklenti olan ama o gün beklentiyi karşılayamayan bir isimdi. Bugün ciddi bir takı değişine gidilmiş. Yeni takı düzeniyle beraber farklı koşabilir. O yüzden de bir şans vermekte fayda var. Son hafta arası olmasına rağmen 9 numaralı White Storm diyorum. Tek atılacaksa 3 numaralı North Iron. Rakip yazacaksa özellikle 2 numaraya dikkat. 6, 7 ve 9 rakipler. 5. koşuya geldiğimizde günün en önemli yarışı bizleri bekliyor. Grup 3 yarışta öncelik tabii ki de Bursa'dan gelen 2 numaralı Büyük Dünya'da. Yani Büyük Dünya Bursa'da çok da zorlanmadan devamlı kazanarak buraya geliyor. Ankara'da bir tane yarışı olsa yanına asla önermezdim. Çünkü bu atın potansiyeli çok yüksek ve bugün büyük ihtimalle Akdağ Fırtınası ile beraber ateşimin önde konumlanacağı yarışta Belke'nin kızı arkasında gidecek. Onunla tam arkasında Büyük Dünya'nın gittiğini göreceğiz. Geriden gelecek atlar her daim Kaşemumkara ve Katoğlu gibi gözüküyor ama her daimle beraber Katoğlu, Starson olan isimler. Kaşemumkara benim şans vereceğim atlardan biri olacak ama son zamanda pek iyi koşamıyor. O yüzden de önde grubu yakın takip edip ben 2 numaralı Büyük Dünya'nın eğer Bursa'daki performansını bugün Ankara'ya taşırsa kazan isim olacağını düşünüyorum. Burada risk almak isteyenler, ben burada bir tek deneyeceğim diyenler varsa 2 numaralı Büyük Dünya'yı da alternatif bir tek adayı olarak değerlendirebilirler. Rakip yazacaklar. Öncelik 6 numaralı Kaşemumkara'da. Yani bugün en merak ettiğim atlardan biri olacak. Çünkü bu at ard arda birincilik ellediğinde bütün dikkatleri üzerine çekip daha sonra beşincilik ellediğinde %40 civarında bir AGF'li koşmuştu ki o gün birçok kişi banko öneriyordu. Ama o gün sonlarda gelene kadar yarış bayağı bir bitti.
çok ölçü alınacak tarzda bir koşu değil. Zaten son çim yarışları da aynı şekilde söyleyebilirim. Bugün tempoları yukarı çıkabileceği tarzda yarışta eğer gerçek gücünü sağa yansıtabilirse bence bugünün genel olarak en ciddi sürprizi 6 numaralı Kaşemum Kar olabilir. Dikkat edin, eğer 2 numarayı falan tek atmayacaksanız 6 numara bence mutlaka şans verilmeli. Daha sonra idmanda çok iyi görünen 9 numaralı Berke'nin kızı, 5 numaralı Erdaim, 7 numaralı Katoğlu ve ne olur ne olmaz diye 1 numaralı Aktağ Fırtınası şans verilebilecek isimler. Tek atılacaksa 2, sürpriz aranacaksa 6, daha sonra 9, 5, 7, 1 değerlendirilebilir. 6. koşuya geldiğimizde şimdi bunu, ya burada şu tarz bir soru sorsam birçok kişi bana burayı kapatırım der. Çünkü günün en zor koşusu bence burası. Birçok kişi de burayı kafasındaki plana göre kapatacaktır diye düşünüyorum. Ama ben orada durup burada bir risk alıp mantıklı bir riskle beraber de programı kolaylaştırmaya çalışacağım. 5 numaralı Lady Shepora'yı günün bankosu olarak öneriyorum. Az kalsın altı diyecektim, acaba bu bir sinyal mi diye de içimden geçmedi ki. Çünkü rakip tuttuğum attı altıma Royal Eagle olacak. Şimdi biz asıl atımıza gelelim. 5 numara Lady Shepora. Lady Shepora son zamanlarda daha sert rakiplerin yanında koşup baktığımızda 4.lük elde ettiğinde Abjar Kız, Sin ve Moorland gibi atlar arası 4.lük elde etti ki Moorland dediğimiz at o günden sonra 2 tane grup yarış koşan bir attan bahsediyoruz. Ondan sonra bir 2200 koştu. Filibya, Glimmi, Juno Moneta gibi isimler geçirirken Filibya dediğimiz at o günden sonra 3.lük elde ettikten sonra A2'ye gitti ve Snowbird'ın arkasında 2.lük elde eden bir Filibya'dan bahsediyoruz. Snowbird o gün zor kazandı, dikkat çekti ama o günden sonra Ankara'da çıktı yarışı. Kenter ve çok kolay bir şekilde kazanan bir Snowbird gördük. Ya bu at son 2 yarıştır gerçekten iyi perform, hatta son 3 yarıştır iyi koşup genel olarak sert rakibi yanında başarılar elde eden bir Lady Shepora'dan bahsediyoruz. Özellikle en son 800'lük çalışması çok başarılı. Bugün büyük ihtimalle Epsilon'la beraber Royal Eagle'ın önleri hamle yapacağı yarışta hemen arkalarından Lady Shepora gidecek. Viraj dönürken hepimizin dikkatini Lady Shepora çekecek. Çünkü en dış kulvardan tuta tuta çok kolay tempoda gelen bir Lady Shepora göreceğiz. Düzlük dönüldüğünde artık düzlüğü gördüğümüzde liderlik 5 numara Lady Shepora'ya geçecek. Oralarda büyük ihtimalle 2-3 boy öne çıkacak ama birincisi aynen tutacak. Çünkü Lady Shepora kısa sprint olan bir at. Son 200'lere kadar tutan bir Lady Shepora artık oradan sonra yürümeye başlayıp bence alacağı avansla beraber de bugün uygun grubu uygun şartlarda geçeceğini düşünüyorum. Dediğim gibi eğer Lady Shepora'yı tek atmayacak olsam burayı kapatmam lazım. Yani kimi dışarıda bıraksam o gelir gibi hissettiren bir yarış. Ben büyük bir aksilik olmazsa, gücünü sağa yansıtırsa 5 numara Lady Shepora'nın kazanacağını düşünüyorum. Ama 6 tane farklı ayakta tek vereceğim için, yani 6 alternatif tekim olduğu için eğer buraya rakip yazmayı düşünüyorsanız diğer atları sizlere kalın, isteyen istediğini yazsın. Ama 6 numaralı Royal Eagle'a dikkat edin derim. 7. koşuya geldiğimizde burada dikkat çeken isim 1 numaralı Unchained. Son yarışında ağır kilosuna rağmen yine çok kolay kazandı ve gerçekten iyi bir form yakaladığını, devamını da getireceğini bariz bir şekilde gösterdi. Bugün de kazanmaması için bir sebep yok. İsteyenler 1 numaralı Unchained'ı tek olarak değerlendirebilir ama benim bugün kalemim 1 numarayı tek yazmaya, dilim 1 numara banko demeye gitmedi. O yüzden ben yanına 2 tane rakip önereceğim ama yani tek atana da neden tek atıyorsun demem. İsteyenler 1 numarayı değerlendirebilir. Rakiplerden biri İzmir'den gelen 8 numaralı Vice. Yani bu at potansiyeli çok yüksek. İlk koştuğu zamanlarda direkt olarak bana şu söylenen bir attı. Yani geleceğin kinovası şeklinde bakılan bir isim. Gerçekten ardı ardı yaptığı yarışlarda ciddi başarılar elde etti ki en son Santik yarışı da bence çok çok kötü değildi. Bugün Ankara pistini eğer genel performans taşıyabilirse kilosunun da avantajı da beraber ben 8 numaralı Vaiz'den iyi bir koşu bekliyorum. Bir de bunun yanında 2 numaralı Gökhan Babam diyeceğim. Son zamanlarda biraz daha sert rakiplerin yanında koşarak kendi halinde koşuları tamamladı. Bugün daha ciddi başarılar elde ettiği piste geliyor. Eğer Unchained önde zorlarsa ve tempo yukarı çıkarsa 2 numaralı Gökhan Babam sonuna da yapacağı ataklarla beraber kendine şans yaratabilir. Tek atılacaksa 1, rakip yazacaksa 8 ve 2.
8. koşuya geldiğimizde burada da önceliği 4 numaralı Chica'ya vereceğim ve henüz maiden olmasına rağmen isteyenler bu adı tek olarak değerlendirebilirler. Çünkü bu adı ilk yarışta 1.11 içerisinde bir derece yaparak aksiyon farkıyla yarışı kaybeden bir at oldu ama yani kazanmış kadar iyi koştuğunu söyleyebilirim. Bugün rakiplerine bakıyorum. Evet, yarış kazanan başarılı isimler var ama yani Chica bu gruptan çok aşağı kalır bir isim değil. Eğer ilk yarışını tekrarlayabilirse, biraz da iyi yer tutabilirse ben 4 numaralı Chica'nın kazanmaya çok çok yakın olduğunu düşünüyorum. Farklı bir tek arayanlar biraz riskli bu tek adayı. Chica'yı da değerlendirebilirler. Rakip yazacaklar 3 numaralı Jovovich. 16 gün içerisinde bir tane çalışma yapması benim biraz kafamı kurcaladı. O yüzden ikinci sıraya bıraktım ama eğer bir sıkıntı sorun yoksa son yarışı çok başarılıydı. 1400'ü 1.24 içerisinde koştu ki gerçekten 1400 için iyi bir dereceydi. Devamını getirirse de bir sıkıntısı yoksa Jovovich ismini çok fazla duyabiliriz. Daha sonra 2 numaralı Nazdrovya, 1 numaralı Brianna, 6 numaralı Golden Koza, 7 numaralı Valeria ve 5 numaralı Girl of Speed'i yazarak burayı kapatmaya kadar gidebiliriz. 4 numaralı Chica olmazsa olmazım, diğer atlar sizlere kalmış. Günün son kursuna geldiğimiz aslında burada dikkat çeken bir isim var. Hatta benim de kafamdaki ilk kurguda önereceğim banka isim buradaydı. O da 2 numaralı Yaban Arısı. Bu at en son handicap 16 koştu. Ve yani biraz erken yürümesinin dezavantajıyla beraber ikinci kelletti. Yine de iyi bir grupta ikincilik olduğunu söyleyebilirim. Bugün geldiği yarış şartlı 3, yani handikap 14 civarında bir koşu, handikap 14, handikap 15 ayarında bir koşuya gelen bir yaban arısı var. Yani son yarışını tekrarlarsa bu at bugün bu koşuyu kazanır. Ama yarın büyük ihtimalle bu ata bir %50, %55 AGF göreceğiz. Büyük ihtimalle. Bu benim kafamı kurcalayan bir durum çünkü 60 kilo olan bir yaban arısı var. Bir yıldır yarış kazanmayan bir yaban arısı var. En son birincinde maiden'de kazanan bir yaban arısı var. Yani AGF oranı büyük ihtimalle yüksek çıkacakken pardon, hem de bu kadar soru işaretleri varken elim tek atmaya gitmedi ama çok büyük aksilik olmazsa, son yarışını tekrarlarsa ikinci birincinin yaban arasının ulaştığını görebiliriz. Rakiplerin kesinlikle önünde olan bir yaban arası var. Rakip yazılacaksa öncelik 7 numaralı Alina Sultan'da. Alina Sultan fena bir at değil. Zaman zaman çıkışları olan bir isim ki bugün baktığımızda önlere çok fazla hamle yapabilecek bir at göremediğim için eğer önlerde boş kalırsa 7 numaralı Alina Sultan bitirebilir. Daha sonra 3 numaralı Gözlüce, son yarışları kötü ama zamanında iyi yarışları var, dikkat edelim. Ve arası olmasına rağmen 6 numaralı Momos devreye girebilecek isimler. 2 çok büyük aksilik olmazsa kazanır. 7, 3 ve 6 rakipler diyerek Ankara yorumlarını tamamlıyorum. Alt taraftan videoyu beğenip yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.